Hepsi burada. Hepsi TV. YouTube kanalına hoş geldiniz. Neyi ettiniz de geldiniz. Sarap Soysal'la merak edilen tariflerde bugün size çok ilginç bir meyveli barbekü sosu yapacağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri hepsi Express'ten aldım. Hepsi Express'e, hepsi burada uygulamasından ulaşabilirsiniz. Şimdi bu meyveli barbekü sos köfte yanına, tavuk yanına, hindi yanına, istediğiniz her tür etin yanına kullanabileceğiniz, kendi yapacağınız bir sos. Gerekli olan malzemeler 4, 5, 6'ya kadar da çıkabiliriz. Anjelik eriği dediğimiz kırmızı erik. Bu bizim yerli erik. Ben bunu Bodrum pazarından aldım, getirdim. Bir tane büyük irice bir soğan kullanacağız. 7-8 diş kadar sarımsağımız var. Bir yemek kaşığı bal, bir yemek kaşığı biber salçası, iki yemek kaşığı domates salçası, bir su bardağı rendelenmiş domatesimiz ya da küp küp doğranmış, iki çorba kaşığı acı olmayan, hafif acı da olabilir, pul biber kullanacağız. Bir kahve fincanı kadar da sirkemiz vardı, elma sirkesini tercih ediyoruz. Şöyle bir çimdik kadar da hardal katacağım. Bir de tabii ki baharatlarımız var. Şimdi meyveli barbekü sosu yapıyoruz. Bunun için önce bir tavamıza sızma zeytinyağı genelde ben kullanıyorum. 5-6 kaşık kadar sızma zeytinyağımızı koyuyoruz. Bu arada size bir ipucu vermek istiyorum. Genelde soslarda kullandığınız kırmızı pul biberi ya da kullandığınız kırmızı baharatları suyla ıslatırsanız hem rengi çok daha güzel çıkar hem de lezzeti artar. O yüzden bizim bu tefal yanar dönerli kettle'ımızdaki sıcak suyumuzla 2 çorba kaşığı kadar pul biberimizi önce bir ıslatacağız. Göz kararı 2 çorba kaşığı kadar sıcak su koydum. Bu bir kenarda dursun. Şimdi biz bir taraftan da tavamızın altını yakalım. Minik şefi getireyim buraya. Ben buna Tefal Master Chop'a ben minik şef diyorum. Böyle çift bıçaklı, çok hafif, çok rahat kullanabileceğiniz bir mutfak yardımcınız, öyle diyorum. Şimdi bunun için bir iri soğanımız vardı. Çıkaralım motorunu. Üzerini de çıkaralım. Bir iri soğanı ilk önce şöyle dörde bölelim. Ya da biraz daha küçük doğrayalım. Ve Master Chop'un içine attık. Sarımsağı ben çok severim. Burada kullandığım bütün mutfak araç ve gereçlerimi de hepsi buradan aldım. Çok da memnunum. Hemen kapıma geldi. Paketleri açtım ve kullanmaya başladım. Şimdi soğan ve sarımsağı bir ilk önce çekelim. Şimdi bunu tavada kızdırmakta olduğumuz çift bıçağımızı çıkaralım. Yağın içine atalım. Yaklaşık şöyle bir yemek kaşığı dolusu biber salçasıyla köy salçası karışık olursa da çok güzel oluyor. Bir de benim Urfa'dan aldığım biraz acılı bir salça. Bu Urfa salçama bayılıyorum. Bu gördüğünüz suya koyduğumuz pul biberimizi de ilave ediyoruz. Şimdi sıra geldi baharatlara. Karabiber mutlaka. Şöyle 2 çay kaşığı dolusu. Zerdeçal çok faydalı. Birçok yemekte kullanıyoruz. Toz zerdeçal. Kekiğimiz vardı. İlave ediyoruz. 1 çay kaşığı kadar da sumak vardı. Şimdi tuzu katmıyorum. Tuzu en sonunda katacağım. Ama kaynamaya koymadan önce bir kahve fincanı kadar sirkemiz vardı. Sirkemizi ilave edelim. Bir su bardağı, yani 3 adet kadar oluyor. Doğranmış domatesimiz vardı. Bu domates rendesi de olabilir. Taze domates de çok lezzet katıyor. Şimdi artık tuzumuzu da ilave edelim.
sosumuz her seferinde 5 dakika ya da 7 dakika kaynata kaynata sosumuza malzemeleri ekliyoruz. Yine minik şefi aldım yanıma. Bu gördüğünüz Bodrum pazarından aldığım bu antioksidan dedikleri çok moda biliyorsunuz. Eriklerimizden ben böyle 5 tanesini filan dilimlemiştim. Çok fazla da sulandırmayalım. Erikleri çektik zaten yeterince. Şimdi bunu tekrar kırmızı erikli sosumuz içine atalım. Bu arada balımız vardı. Bir yemek kaşığı kadar da balı ilave ediyoruz. Severseniz eğer bir tatlı kaşığına yakın da hardal ilave edelim. Artık sos tamamen suyunu çekti. Mis gibi koktu. Ah bu kokuları bir duysanız. Hakikaten çok böyle iştah açıcı bir koku var. Şimdi isterseniz sosunuzu, derseniz ki ben bu sosu Sahrap Hanım saklamak istiyorum. O zaman şöyle bir kavanoza sıcakken koyarsınız. Hiç fark etmez. Buzdolabında saklayabilirsiniz. Şöyle üzerine de zeytinyağı gezdirin. Sızma zeytinyağı, sonra ağzını sıkıca kapatın, sonra ters çevirin, soğuyuncaya kadar burada dursun. Sonra buzdolabında saklayabilirsiniz 10-15 gün. Efendim bugün böyle minik köfteler hazırladık size. Bunun yanına sosumuzu koyalım. Meyveli barbekü sosum nefis oldu. Bu arada Hepsi TV'yi takip etmeyi, yeni videolarım için bildirim tuşuna basmayı, beni likelamayı ve yorumlarınızı yazmayı sakın unutmayın. Afiyeti şeker, bal olsun hepinize.